Aziz seyirciler, cennetle müjdelenen on bahtiyar insandan ilk dördünü teşkil eden Kulefai Raşidin Hazretlerinden belirli aralıklarla bahsettik. Bunlardan birisi Hazreti Talha'dır. Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. İlk Müslüman olanlardan ve cennetle müjdelenen on sahabiden biridir. Uhud Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık sebebiyle hayır, hayırkar ve Tebük Savaşı'nda bütün servetini ordunun teçhizine verme sebebiyle de feyyaz, bolluk ve bereket sahibi isimleri ona sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilmiştir. Soyu peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselamın soyu ile birleşir. Hicretten 24 yıl önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Cemel vakasında şehit oldu. Hazreti Talha Hazreti Osman'dan sonra iman etti. Hazreti Talha'nın Müslüman olması şöyle olmuştur. Bir defasında ticaret maksadıyla Busra'ya gitmişti. Busra panayırında bir Hristiyan papazı bu pazarda bulunan insanların arasında Mekkel bir kimse var mı diye bağırarak sordu. Hazreti Talha onun yanına koşup evet var ben Mekkeliyim dedi. Rahip Ahmet zuhur etti mi diye sordu. Talha radıyallahu anh Ahmet kimdir dedi. Bunun üzerine rahip o Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Peygamberlerin sonuncusudur. Mekke onun peygamberliğini bildireceği yerdir. Sonra oradan hicret edecektir dedi. Bu sözler Hazreti Talha'nın kalbine bir ok gibi saplandı, mızrak gibi işledi. Oradan ayrılıp Mekke mükeremiye geldi ve hemen sordu. Ben yokken burada acaba bir şeyler oldu mu? Evet oldu. Abdullah'ın oğlu Muhammed nebilik iddiasıyla meydana çıktı. Ebu Bekir radıyallahu anh ona uydu dediler. Hazreti Talha duyduğu haberin sevinciyle doğru Hazreti Bekir'in huzuruna varıp dedi ki ya Ebu Bekir, duyduklarım doğru mu? Evet ya Talha. Duydukların doğrudur. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ne biliyorsun? O Allah'ın resulüdür ve bizi hak dinine davet edicidir. Yani atalarımızın dinini bırakacak mıyız? Evet. Nasıl olur? O Allah'ın son resulüdür ve alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bizi bir olan Allah'ın dinine davet ediyor. Aralarında bu konuşma cereyan edince öyle ise beni ona götür dedi Hazreti Talha. O böyle deyince Hazreti Ebu Bekir Hazreti Talha'yı Resulullah Efendimizin huzuruna götürdü. Hazreti Talha Resulullah Efendimizin huzurunda şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür diyerek iman etti. Kureyş müşrikleri ilk Müslümanlara ağır işkenceler yapıyorlardı. Hazreti Talha'ya da çok işkenceler yaptılar onu iple bağlayıp eski dinine döndürmek için eza ve cefa ettiler. Fakat onlara beni öldürseniz de dinimden dönmem dedi. Daha sonra cennetle müjdelenen on sahabiden, on bahtiyar insandan biri olduğu kendisine sevgili peygamberimiz tarafından müjdelendi. Talha radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye hicret edildiği sırada Şam'da bulunuyordu. Orada ticaret yapıp dönerken yolda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın Medine'ye hicret ettiklerini haber aldı. Ticaret kervanında bulunan mallarından ve karından vazgeçip Medine'de kaldı. Daha sonra ailesini de getirdi. Bedir Savaşı sırasında müşriklerin kervanını takip etmek üzere Şam tarafına gitmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen bu vazifeyi yapmak üzere gittiğinde Bedir Savaşı yapıldı. İşte bu sebeple Bedir Savaşı'nda fiilen bulunamadı. Bu Savaşı'na katıldı. Bu savaşta göstermiş olduğu akıllara hayret veren kahramanlığı bizzat Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından takdir buyuruldu. Bütün eshab-ı kiram onun kahramanlığına, cesurluğuna ve fedakarlığına hayran kalmıştır. Çünkü savaşın en nazik bir anında eshab-ı kiram müşriklerin azgın saldırıları karşısında Peygamber Efendimizin etrafını halka gibi sararak yapılan hücumlara karşı koymuşlardı. Bu savunmada en büyük gayreti ve cesareti gösteren hesaptan biri de Hazreti Talha idi. Vücudunu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yapılan hücumlara karşı tutarak darbeleri göğüsledi. Bir kılıç darbesini de kolu ile karşılayıp kolundan ağır şekilde yaralanmıştı. Savaş sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kayanın üzerine çıkmak istediğinde Talha radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'i Sırtını alarak kayanın üzerine çıkarmak ise adetine kavuştu. Onun kahramanlığı büyük takdir topladı. Hz. Ebu Bekir, Talha bin Ubeydillah bir Uhud kahramandır buyurdu. Hz. Ömer onun için Uhud gününün en büyük kahramandır buyurmuştur. Hz. Talha radıyallahu anh, Uhud savaşından Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar olan bütün savaşlara katıldı. Hudeybiye, Hudeybiye'de bir atır idvanda da bulundu. Mekke fethinden sonra Huneyn gazbesinde bulunup düşmanın şiddetli saldırısı karşısında çok kahramanlıklar gösterdi. Tebük gazbesine de katılıp bu savaşta bütün malını ordunun hazırlanmasında harcadı. Veda haccında peygamberimizle birlikte bulunup veda hutbesini dinledi. Resulullah Efendimizin vefatında çok üzülüp gözyaşı dökmüştür. Hazreti Ebu Bekir halife seçilince derhal biat etmiş ve emrinden ayrılmamıştır. Hazreti Ebu Bekir vefatı yaklaşınca yerine kimin halife olacağı hususunda Hazreti Talha ile istişare etmiştir. Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında Talha radıyallahu anh şura heyetine dahil olup çok hizmetlerde bulundu. Hazreti Ömer kendinden sonra halife seçilecek olan kimseyi tespit etmek üzere altı kişilik bir şuranın heyetin toplanmasını emretmişti. Bu altı kişiden biri de Hazreti Talha idi. Hazreti Osman'ın halifeliği sırasında asilere karşı şiddetli mukabelede bulunarak Hazreti Osman'a yardımcı oldu. Osman radıyallahu anh şehit edilince çok üzüldü. Talha radıyallahu anh Sıffin savaşında ok ile şehit oldu. Hazreti Ali buna çok üzüldü. Ağlayarak yüzündeki toprağı sildi ve cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı. Hazret Talha önceleri ticaretle uğraşırdı. Medine'ye hicretten sonra da ziraatle meşgul oldu. Bu sebeple kazancı ve serveti çoğaldı. Servetini tamamen İslam uğrunda harcadı. Bir gazvede kuyu satın alarak İslam ordusuna vakfetmişti. O zaman kuyu satın almak zor ve büyük bir meseleydi. Zül gazasında bütün orduyu tek başına doyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra müminlerin anneleri olan zevcat-ı tahiratın hizmetine koştu. Bütün malını ve parasını emirlerine amade kıldı. Bütün fakirlerin yardımına da koşmuştur. Öksüzleri korur, darlık içinde olanlara yardım ederdi. Adeta onun servetinden faydalanmayan kalmamıştır. Medine-i Münevvere'ye gelen her misafiri evinde ağırlar, ikramda bulunurdu. Bütün eshab-ı kirama karşı müşfik ve muhabbetliydi. Herkes onu sever, onun muhabbetinden zevk alırdı. Kiminle konuşsa tebessüm ederek konuşur ve öylece ayrılırdı. Eshab-ı kiramdan Hazreti Zübeyir radıyallahu anh bildiriyor ki o savaşında Resulullah Efendimizin üzerinde iki zırh vardı. Orada bulunan büyük bir kayanın üzerine çıkmak istedi. Bu sırada Hazreti Talha yaralı olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtına alıp kayıya kaldırdı. O sırada Resulullah Efendimizin şöyle buyurduğunu duydum. Talha allah Teala'ya ve peygamberine sevgisinden yaptığı bu işle kendine cenneti vacip kıldı. Bir hadis-i şerifte yeryüzünde yürüyen şehit görmekle sevinmek isteyen Talha bin Ubeydillah'a baksın buyuruldu. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle bildirir. Resulullah Efendimiz Uhud günü, Ya Rabbi bunun Talha'nın oklarına kuvvetli ve isabetli eyle diye dua etti. Hz. Ali radıyallahu anh'in bildirdiği bir hadis-i şerifte Talha ile Zübeyr cennette benim komşularımdır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'deki "Bunlar öyle kişilerdir ki Allah'a karşı ne taahhüt etmişlerse onu muhakkak yerine getirmişlerdir." mealindeki ayet-i kerime nazil olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha'ya sen de her taahhüdünü yerine getiren Allah'a karşı her nezrini ifa edenlerdensin buyurmuştur. Hazreti Talha bin Ubeydillah'ın sevgili peygamberimizden rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler vardır. Onlardan birini arz ederek bugünkü sohbetimizi bitirmeye çalışalım. Necid ahalisinden saçı darmadağın fakir bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Biz onun sesini duyuyorduk fakat ne dediğini anlayamıyorduk. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. İslam'dan sormaya başladı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun bu sualine karşı bir gün ve bir gece içinde yani günde beş vakit namaz kılmak buyurdu. O kimse üzerimden bundan üzerimde bundan başka namaz var mı dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır. Ancak nafile olarak kılarsan o başka buyurdu. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir de Ramazan orucunu tutmak buyurdu. O şahıs Bundan başka üzerimde oruç var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır nafile tutarsan o başka buyurdu. Sevgili peygamberimiz zekatı da ona söyledi. O bundan başka mükellefiyet var mı dedi. Resulullah Efendimiz hayır nafile olarak verirsen o başka buyurdu. O kimse dönüp giderken Allah'a yemin olsun ki bunu arttırmayacak ve eksiltmeyeceğim dedi. Resulullah Efendimiz eğer sözünde sadık çıkarsa kurtuldu buyurdu. Cenab-ı Hak hepimizi sözünde ve özünde sadık olup kurtulanlardan eylesin.